İnce, FETÖ'cü arıyorlarsa Bekir Bozdağ'a baksınlar. Şıklin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Star TV'de yayınlanan Nazlı Çelik'in sunduğu seçim özel programında soruları cevapladı. İnce'nin öne çıkan mesajları şöyle: Kars'ta bir miting yaptık bugün. Orada hayvancılıkla ilgili önerilerimizi anlattık. Hayvancılarımızın, çobanlarımızın sigorta primlerini devlet ödeyecek. Yoksa Arjantin'den, Uruguay'dan hayvan alırız. Karslı kardeşlerime de, Vanlı kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Yarın Ankara ve Aydın'a geçeceğiz. Millet İttifakı'nın kaç vekil çıkaracağı sorusu üzerine, Millet İttifakı'nın 340 civarında vekil çıkaracağına inanıyorum. Siyasete karışamaz, ben Sayın General'in iktidara katılmasında hiçbir şey görmüyorum. Meydanlarda TİKA'yı kapatacağım söyleniyor. Ben ağzıma böyle bir şey almadım. General'in beni eleştirirken alkışlamasına ben kızıyorum. Bu siyasi bir mesajdır. Ben davet etsem korkar gelemez. İftara ister katılsın ister katılmasın, bu benim umurumda değil. Subaylar, ordu personelleri siyasete katılamazlar. Balkan Savaşı'nı hatırlayalım. Benim eleştirildiğim yerde general alkış tutamaz. Sözümün arkasındayım. Cumhurbaşkanı olduğumda emekliye sevk edeceğim. Apolet tartışmasında Soylu'nun açıklamalarına ilişkin konuşan İnce, Soylu'nun Bafra'da Erdoğan'a ne söylediğine bakarsınız, kalitesini anlarsınız. Benim ne FYD'ye ile ne de PKK ile işim olmaz. FETÖ'cü PKK'li arıyorlarsa kendi içlerine baksınlar, Bekir Bozdağ'a baksınlar, Fethullah Gülen için bize haykırışlarını hatırlasınlar. Ben baştan söyledim, o komutan Afrin'de görev yapmış, kahramanlık yapmış olabilir ama siyasete bulaşamaz. İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Liseleri diyorlar, ben öğretmenlik yaptım İmam Hatip'te. Şu anda 1,5 milyon İmam Hatip mezunu çocuğumuzu nasıl sektöre kazandırırız çalışmasını yaptırıyorum. Fen Liseli ne kadar değer görüyorsa İmam Hatipli de aynı değeri görecek. Şu anda 1,5 milyon İmam Hatipli çocuğumuz üzerinde çalışma yaptırıyorum. Bu çocuklarımız işsiz, İmam Hatipliler de bu milletin evladıdır. İş artık o kadar terbiye sınırını aştı ki, oğlumun düğününde zeybek oynamışım, bunu alıp camiye montajlamışlar, ben bunları acıyorum. Erdoğan'ı harcayacağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çok önemli bir iştir. Eli vicdana koyup karşına iki kez aday çıkan birini Cumhurbaşkanı adayı yapmak kolay iş değildir. O yüzden bizim Kılıçdaroğlu'yla aramızda harcama falan yok. Erdoğan ile görüştüğümde bana, Bay Kemal sizi harcadı, dedi. Hayır Sayın Kılıçdaroğlu sizi harcadı dedim. Yalova seçimlerinde 48 saat sandalye üzerinde bekledim daha önce. Yine bekleyeceğim. Oylarımıza sahip çıkacağız. Çaldırmayacağız. Ben traktöre ilk kez 11 yaşında bildim. Ben onun toz içinde olduğunu bile bile bindim. Ne o traktörü planladım ben, gördüm durdurdum bindim, gazeteciler arkadaşlar toz içinde kaldıklarından yakındılar, ben bile bile bindim, annem Eyüp Sultan'a da Eyüp Sultan'a gittik. Orada bir gazeteci arkadaş dedi ki, seçim dönemlerinde buraya Erdoğan gelir. Bu nasıl Erdoğan'la özdeşleşebilir? Orası mübarek bir yerdir. Orası hepimize ait bir yer. Herkes gidebilir. Hatırladığım 50 kere ben oraya gittim. 50 kere namaz kıldım. Ben ilk kez 11 yaşında anneannemle birlikte gittim Eyüp Sultan'a. Anam adak adamıştı.
Mesela Boçka'da 30 sene evvelki öğrencimi gördüm, seslendim ona, ben olduğu gibi aktarıyorum, bozukla atıyorum, saklım gizlim yok, Türkiye farklı bir cumhurbaşkanı ile karşılaşacak, kendimi asla Erdoğan'a benzetmem. FETÖ'yü ayağıma Erdoğan'ın FETÖ'den icazet aldığı iddialarının, İnce'nin annesinde rahatsızlık yarattığını iddia etmesi üzerine, annemle görüşmüş mü de biliyor rahatsız olduğunu. Yalancı kendisi, telefonlarımı mı dinliyor, sonra annemle bir tanışıklığın mı var, yalan söylemeye çok alışık olduğu için bunu da söylüyor, Gülen'in iade talebiyle ilgili olarak, önce gelsin kendisi incelesin dediler. Sonra arkadaşlarım gitti ilk incelemeleri yapmışlar. Yarın sabah bilgi alacağım ya da gece ilerleyen saatlerde, akşam büyükelçilere de onu söyledim, Amerika ya da başka kişiler yargımıza laf ediyor, hadi onları bırakalım. Siz yargımıza güveniyor musunuz? Ben güvenmiyorum. Cumhurbaşkanı içeri girdiğinde ayağa kalkan yargıçlar adalet dağıtamaz, yargının tarafsız bağımsız olduğuna inandırabilirsek iade kolaylaşır, böyle bir yargı sisteminin olduğu yere kimse iade etmez. Erdoğan ile benim aramdaki fark şu. O FETÖ'nün ayağına gitti, ben FETÖ'yü ayağıma getireceğim, Sayın Erdoğan'ın Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı, bense Büyük Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım, o Halil'i 48 saat içinde kaldıracağım, parlamenter sisteme geçiş sözü veriyorum. TRT, TRT yasa sebebiyle herkese vermek zorunda olduğu 10 dakikalık konuşma için beni çağırdı. Gitmeyeceğim, onların olsun, eskiye dönüşü istemiyoruz, bu sistemi beğenmiyoruz ama eski parlamenter sistem iyi miydi? O da iyi değil, Akşener'in dediği iyileştirilmiş parlamenter sistem kulağa çok hoş geliyor. Ayrıntılarını bilmiyorum şu anda. Görüşüp öğreneceğiz, dindar nesil yetiştirilmesine itirazım yok, ama dindar nesil yetiştirmek devletin işi değil, ailenin işi, din eğitimi almak isteyen varsa, isteyene istediği kadar veririz, istemeyene de hiç vermeyiz. Dindar nesile ise izin vermem. Bedelli askerlik isteyenleri anlıyorum, ama fakir evlatlarını da anlıyorum. Bunun yolu profesyonel ordu kurmak, bu ortamda seçim üzerinden oy devşirmeye çalışmak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Benim gündemimde böyle bir şey yok. Tweet atamayan, Wikipedia'ya bakamayan, telefonum dinleniyor mu diye korkan bir nesil, hiçbir şey yapamaz, İnce'nin programında sonunda kendi şiirini okuması da, sosyal medyada çok konuşulan başlıklardan biri oldu.